Bir de Selahattin Demirtaş nedeni çağırdı diye bir soru var. Değil mi? İkisini birlikte soruyorlar. Selahattin Bey, az vakit kaldı size. Çok fazla zaman ayıramayacağım ama siz zaten Türkiye'nin yakından tanıdığı, ne yaptığını, ne ettiğini neredeyse 20 yıldır adım adım takip ettiğimiz biri olduğunuz için. Yani bu kadar olacak. Hemen başlayalım. Demirtaş neden içeride videomuz var, izleyelim. Sonra benim de ekleyeceklerim var. PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Türkiye'den bakınca kan değil, bir savaş merkezi olarak hep tartışılıyor, düşünülüyor. Fakat burada görüştüğümüz herkes gerçekten de kalıcı, onurlu bir barışa her zamankinden daha fazla hazır. 2007 yılında DTP'de grup başkan vekili yaparak adını duyuran Selahattin Demirtaş, parti terör bağlantısı nedeniyle kapatıldıktan sonra BDP'ye geçti. 2010 tarihinde de partiye genel başkan oldu. Koltuğa oturduktan sonra adı sürekli PKK ile anıldı. Yurt içi ve yurt dışında yaptığı konuşmalarda binlerce insanı katleden terör örgütü PKK'yı meşrulaştırıcı açıklamalarda bulundu. Resmi dilleri Kürtçedir Kürtlerin. Yönetim şekilleri beylikler şeklinde özel bölgelerdir. 2012 yılının Kasım ayında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuşan Demirtaş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmasına izin vermeyen polislere tepki gösterirken büyük bir provokasyona imza attı. Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan Apa'nın heykelini dikeceğiz, heykelini. 17 Mart 2013'te BDP organizasyonuyla İstanbul'da gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarına katılan Demirtaş, terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları önünde yüzünü kapatan örgüt mensuplarının yanında yine PKK propagandası yaptı. Demirtaş, bu etkinlikteki açıklamaları nedeniyle açılan davada terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş bu suçtan hüküm giydi. Artık gelecek yüzyılda bir Kürdistan gerçeği olacak. Demirtaş 2015 yılında İsa Hendek ve barikat olaylarında sahneye çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle başlayan çatışma ve bombalı tuzaklarda 793 güvenlik görevlisi şehit oldu, 4000 üzerinde güvenlik görevlisi ise yaralandı. 314 sivil vatandaş hayatını kaybederken 2000'den fazla vatandaş yaralandı. Bu süreçte operasyon bölgelerine giderek güvenlik güçlerini engellemeye çalışan Demirtaş, açıklamalarıyla teröristleri cesaretlendirmeye çalıştı. Saldırmaya gelenleri anasından doğduğuna pişman etme hakkınız da vardır. Arkadaşlar suç işlemeyin! Sizler bu ülkenin polisi gençsiniz, suç işlemeyin! Lütfen, benim cenazemi çiğneyin! Grubunuzu lütfen çekin! Bana konuşmayı bilen biri gelsin. Terbiyesizlerle konuşamayın. Sen hangi yetkiyle çekiyorsun gözünü? Birini çek, beni çekemezsin. Demirtaş'ın biyografisindeki en kanlı sayfa 6-8 Ekim 2014'te yaşanan Kobani olayları oldu. Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'la PKK arasında yaşanan çatışmaları bahane eden terör örgütünün Kandil'deki yönetimi Türkiye çapında eylem talimatı verdi. Talimat üzerine harekete geçen HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş 6 Ekim'de Merkez Karar Yürütme Kurulu'nu topladı. Toplantıdan sokağa çıkma çağrısı çıktı. Demirtaş'ın çağrısının ardından sokağa çıkan terör örgütü yandaşları Türkiye'yi yangın yerine çevirdi. 35 ilde 2 polis şehit oldu, 37 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 761 vatandaşımız da yaralandı. Haftalardır burada direnen bütün halkımıza da bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyoruz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz. Siyasi hayatı boyunca Kandil'in sözcülüğünü üstlenen Selahattin Demirtaş tam 93 kez terör örgütü PKK propagandası yapmakla suçlandı. Hakkında 5 ayrı ilde açılan 12 dava bulunuyor. Bu davalarda silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, suç işlemeye alenen tahrik gibi birçok suçtan yargılanıyor. PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. 4 Kasım 2016'da gözaltına alınıp tutuklanan Selahattin Demirtaş hakkında sadece Diyarbakır Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasında 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor. HDP'nin başarısı ki kendisinin Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir. Şimdi bu konuşmalara düşüncelerini açıkladığı için hapse atılan Demirtaş diyebilir miyiz? Ya da şey yapalım. Daha net anlaşılsın diye arka arkaya verelim. Bakalım düşünce mi, başka bir şey mi? Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan Apa'nın heykelini dikeceğiz, heykelini. Bizim bir milletvekilimiz
bir PKK'nin cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor ya medyada. Ben çok açık söyleyeyim. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği. Barış için çarpan bir yüreği İmralı'da kayalıklara zincirle kimse bağlayamaz. Bizim önümüzdeki dönem bu müzakere sürecinin en önemli başlıklarından biri de Sayın Öcalan'a, Başkan APO'ya özgürlük olacaktır. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Biz bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. 26-27 Aralık'ta Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi'nin olağanüstü kongresinde bizler de genişletilmiş bir şekilde o kongreye katılacağız. Öz yönetimin, özerkliğin inşası ve içinin doldurulması ve sürecin siyasi zeminde daha güçlü bir şekilde ilerletilmesi için çok yoğun tartışmalar yapacağız ve önemli kararlar alacağız. Bunların hepsini de hayata geçireceğiz. Yani bizim başarımız, HDP'nin başarısı ki kendisinin, Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir. Dün itibariyle KCK yönetimine yürütme kurulundan mektubu elden teslim ettik. Hem İmralı Adası'na Sayın Öcalan'la yaptığımız tartışmaları sözlü olarak aktardık ve bu sürece dair yaklaşımını, beklentilerini detaylı bir şekilde paylaştık. Burada Kandil'de dünden beri KCK'nin üst düzey genişletilmiş yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye'den bakınca Kandil bir savaş merkezi olarak tartışılıyor, düşünülüyor. Fakat burada görüştüğümüz herkes gerçekten de kalıcı, onurlu bir barışa her zamankinden daha fazla hazır. Yanık iki ayak olmayı tercih eden gençler onurumuzdur. Sayın çıkacağız. Sayın çıkmamak onursuzluktur. Bu vahşete sessiz kalmak onursuzluktur. Ne diyorsunuz? Bir daha soracak mısınız Selahattin Demirtaş neden içeride diye? Şimdi size Demirtaş'ın yargılandığı 12 davadaki suçlarını tek tek sayabilirim. Kabarık suç dosyasını anlatabilirim ama hiç gerek yok. Kör kör gözüm parmağına bir oyun oynanıyor Türkiye'de. Osman Kavala neden içeride? Selahattin Demirtaş neden içeride deniyor? İşte bunlardan içeride. 2 saattir anlattığımız şeylerden dolayı. Efendim bugünlük benden bu kadar. Sizler de pazartesi sabahı saat 9.30'da televizyon gazetesinde birlikte olacağız. Bu yüzden pazartesi sabahı saat 9.30'a kadar lütfen kendinize iyi bakın. Ama sadece pazartesi sabahı saat 9.30'a kadar değil. Biz kazanacağız. Türk milleti kazanacak. Mazlum milletler kazanacak. Emperyalizm mahv ve nabut olacak. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.